Bugünkü Kur'an'dan İdraki Yansıyanlar programımıza hoş geldiniz. Evet, Doktor Hüseyin Kara hocamız bugün inşallah Haç suresi 11. ayet üzerinde duracak. Hüseyin hocam hoş geldiniz. Hani hoş bulduk. Sağ olun. Sesinizi. Hocam arz ediyorum mikrofonu. Buyurun. Estağfurullah. Estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme cealil Kur'anel azime rabi'a kulubina ve nura sudurina ve celâ ahzânina ve zehâbe humûmina ve gumûmina ya Rabbel âlemî. Kitabımızda en azından birkaç ayeti tedebbür tarikiyle, yani enine boyuna ayet bize ne diyor? Bu ayette ne anlamamız gerekiyor? Hayatımıza bu ayet nasıl yön verir? Nasıl istifade ederiz bu ayetten veya ayetlerden? Bunlar üzerinde 4 senedir Hoca Efendi'nin Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar kitabı üzerinden sohbet etmeye çalışıyoruz. Bütün maksadımız Kur'anlaşmak. Bir mümin bu mübarek kitapla, kadın erkek ne kadar meşgul olursa dünya hayatını o kadar Kur'an bereketlendirir. Artı o Kur'an onu kabrin karanlıklarında da yalnız bırakmaz. Ona ünsiyet verir, onu aydınlatır. Mahşerde de o Kur'an ona şefaatçi olur. Bu niyet, bu duygu ve bu düşüncelerle 1 saatlik bir zaman diliminde birkaç ayet üzerinden kitabımızda bir meşguliyet bize önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Hepimizin ortak niyeti budur. Bugün sohbetimize konu olan ayette Hac suresinin 11. ayeti. Hüseyin hocam hemen hiçbir ibadette böyle ibadetin ismine daha doğrusu sure yokken Haç suresinin adına Haç adına böyle bir surenin olmasını nasıl izah edebiliriz? Evet, enteresan bir sure. Ben de baktım. Hakikaten Kur'an'da bir namaz suresi yok. Yani Suretü Salat yok, Suretü Zekat yok, Suretül efendim Nevafil yok. Ama Haç suresi var. Allahu Alem, onun sebebi bu Haç suresinin 25. ayetiyle 37. ayeti arasında Cenab-ı Hak hac ve kurbanı anlatıyor. Bugünkü ayet hacla ilgili bir ayet değil. İnançla alakalı bir ayet. Yani üzerine durup fikir taatisinde bulunacağımız 11. ayet hacla ilgili de değil, kurbanla ilgili de değil. 25. ayetle 37. ayet arasında zaten 78 ayet bu Haç suresi. Orada hacdan bahsediliyor. Diyeceksiniz Kur'an'da 80 küsur yerde namazla zekat aynı ayetlerde geçiyor ama onlarla alakalı müstakil bir sure yok. Namaz ve zekat diye bir isimlendirilmiş sure yok. Peki bunun hikmeti ne ola diye baktığınız zaman Kur'an'daki 6300 küsür ayetin hepsi hangi surenin hangi ayeti olacağı tevkifidir. Yani vahye istinad eder. Cebrail aleyhisselam getirdiği ayet
Efendimiz tarafından vahiy katiplerine bu ayetin hangi surenin hangi ayet olacağını Cebrail Aleyhisselam söylediği gibi Efendimiz de söylüyor ve ayet o surenin o bölümüne yerleştiriliyor. Sureler de aynı şekilde farklı zaman dilimlerinde gelmiş olsalar bile bugün elimizdeki Fatiha'dan Nas'a kadar düzenlenmiş olan bu 114 sure de tevkifidir. Yani son yıl Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdüğü yılda o Ramazan her Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam'la Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelen ayetleri birbirleriyle okuyup mukabele etmeleri o yıl iki defa cereyan etti. Çünkü artık Kur'an bitmek üzere, bitiyor. Dolayısıyla Fatiha'dan Nas'a kadar bugünkü elimizdeki mushafın sıralanmış şekli sureler farklı zamanlarda Mekke ve Medine'de inmiş olmasına rağmen düzenini de Cebrail'in getirdiği gibi. Bundan ne anlıyoruz? Bundan şunu anlıyoruz. Elimizdeki mushafla levh-i mahfuzdaki kitab-ı mubin, yani Allah'ın nezdindeki Kur'an'la elimizdeki kitap aynı. Hiçbir suresinde, ayetinde, kelimesinde, harfinde bir değişiklik söz konusu değil. Bu kitabın, yani Kur'an'ın mucizesidir. Şimdi Hac suresi de Kur'an'da 22. sure olarak yer almış ve içinde 78 ayet var. Bu ayetlerin içinde 25'ten 37'ye kadar olan bölümler hacla ilgili olduğundan dolayı Allahu Alem ona bu isim vermiş. Aslında Bakara suresinde de 196'dan 200'e kadar, hatta 201-202 ayetlerini atladığımız zaman 203 de hacla ilgilidir. Hatta kurban da var onun içerisinde. Ama o Bakara suresinin içinde yer almış. Gerçi hac bildiğiniz gibi Medine'de farz kılınmış. Hem de İslam'ın, daha doğrusu peygamberliğin son yılları. 9. yıl. Yani Medine'ye gelişinin 9. yılı. Buna hicretin 9. yılı da diyebilirsiniz. Miladi olarak 631 yılında hac farz kılınıyor ve o yıl Efendimiz hacca gitmiyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i gönderiyor. O gittikten sonra inen hacla ilgili ayetleri Hazreti Ali Efendimiz'e yazdırıyor. Onu da arkadan gönderiyor. Bu ayetleri orada okuyun. Hacılar da duysun. Bundan sonra müşriklerle ortak hac yapılmayacak. Çünkü hac Hazreti Adem'den beri devam eden bir ibadettir. Sadece Efendimizin şeriatında gelen bir ibadet değil. Hazreti Adem bugünkü Beytullah'ın yerine Kabe'yi yaptığı zaman ilk hac işini melekler Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya öğretmişler. Ve ondan beri hac devam ediyor, fakat müşrikler uzun denecek bir dönem oralara peygamber gelmediğinden dolayı haccın şeklini de değiştirmişler. Kurbanın da şeklini değiştirmişler. Daha doğrusu hac ibadetini rezil etmiş müşrikler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında hac yeniden dizayn edilmiş ve İlk haccı Hazreti Ebubekir Efendimiz yaptırmış, ama inen ayetlerle artık müşriklerle ortak bir hac yapılamayacağı ilan edilmiş. Bir sonraki yıl, yani hicretin 10. yılında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
hayatında yaptığı ilk ve son hac. Veda hutbesini okuduğu hac Efendimizin ilk ve son haccı. Onun için yılda bir defa değil kurban gibi. Ömürde bir defa hac ibadeti farzdır. Çünkü Efendimiz de bir defa yapmıştır. Dolayısıyla en güzel şekliyle anlatımı bu hac suresinde cereyan ettiği için bu adı almış olduğu kanaatindeyiz. Evet hocam, peki ayete baktığımız zaman ayetin mane ve meal itibariyle haçla direkt bir alakalı gibi görünmüyor. Bunun evet. Bunun bağlantısını nasıl kurmamız gerekiyor? Çünkü burada sırf bir hesabı olan birisinin işte imanla küfür arasında bir yerde bir ibadetinden bahsediliyor mesela. Yani bu da haçın içindeki bir olay mı acaba? Bunu nasıl anlayacağız? Hayır. Hacla ilgili bir hadise değil bu. Şimdi ayetin meali münifine baktığınız zaman hakikaten dediğiniz gibi Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ İnsanların bir kısmı, oradaki mini bazıya, yani herkes değil. Bir kısım insanlar böyle kenardan köşeden ibadet yapıyor gibi bir görüntü sağlarlar. Buyuruyor Rabbimiz. Peki ne olur? Kendisine bir iyilik dokunursa فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ bir hayır, yani bir iyilik dokunursa اِطْمَاَنَّ bir ondan memnun kalır. Peki وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ eğer bir de musibete uğrarsa o zaman ne olur? İnkalebe alâ veçhî. O zaman da yüzünü çevirir gider. Şimdi burada bir insan psikolojisi anlatıyor Rabbimiz. Tabii Kur'an'daki her ayetin nüzul sebebi yok. Ama bu ayete baktığınız zaman bu ayetin bir nüzul sebebi var. Her ne kadar Hoca Efendi bahsetmiyorsa da tefsir kitaplarında geçiyor. Nedir o? Üç kişi, hem de isimleri de var. Akra bin Habis, Abbas bin Mirdas ve Uyeyne bin Bedir diye üç şahıs diyorlar ki biz gidelim İslam'a girelim. Müslüman olalım biz. Müslüman olduğumuzda insanlara ilan edelim. Eğer bu Müslümanlıktan bir fayda elde edebilirsek kalalım. Yani ganimetler dağıtılıyor ya, onlara gözlerini dikmişler. Dolayısıyla hayatımızda bir maddi gelir elde edebilirsek kalalım bu Müslümanlık içinde. Baktık ki umduğumuzu bulamadık burada. O zaman da vazgeçeriz. Bunu söylüyorlar ve hem de hakikaten bunu da deniyorlar. Bu üç tane şahıs. Tabi Rabbi Zülcelal okulların akıllarından, kalplerinden geçen her şeye nigahban olduğu için ayetle bunların durumlarını haber veriyor. Kur'an isimlerini tasih etmiyor. Bilmiyoruz. Yani Kur'an'da yok. Ama baktığınız zaman tefsir kitapları bu şahısları söylüyorlar. Bu şahısların psikolojisini de Kur'an anlatıyor. Ayet şöyle bitiyor. Hasiret dünya ve ahire. Bu niyetlerle Müslüman oldukları veya öyle göründüklerinden dolayı bir kere ahireti kaybettiler. Onların döneminde de bir savaş çıkıp da ganimet alamadılarsa dünyayı da kaybettiler. Şimdi dünyalık bir beklentiyle Allah'ın dinine girme duygu ve düşüncesi
böyle süfli şeylere bağlanınca Allah her iki dünyadan da onların nasiplerini kısıyor. Hasire husran demek yani. Tükendi, bitti, gitti onların hem dünyaları hem ahiretleri. Zâlike husranul mubîn. Asıl açık hasaret, kayıp budur işte. Yani niyetleri dünya idi, dünyayı da elde edemediler. Ahireti de otomatikmen bu insanlar kaybettiler. Hocam mealde imanla küfür arasında bir yerde ibadet ederler diyor. Bu imanla küfür arasında bir yer neresi oluyor hocam ya? Böyle bir yer mi var? İmanla küfür arasındaki yer nifaktır. Allah'a göre kullar ikiye ayrılır. Allah'a inananlar, inanmayan. Bize göre ise üçe ayrılır. O iman ile küfür arasında bulunan münafıklar. İnanıyormuş gibi yapanlar. Evet. Müminlerin yanına geliyorlar, diyorlar ki biz sizle beraberiz. Kalu amenna. Peki kendi arkadaşların yanına gittikleri zaman Bakara suresinde Cenab-ı Hak bunların psikolojisini bize anlatıyor. Sebep ne biliyor musunuz? Bakara suresinin ilk iki ayeti Kur'an'ın özelliklerini anlatır. Çok kısa ve net. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهُ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ. Bu kadar. Elif Lam Mim'in huruf-u mukatta olarak anlamını bilmediğimizden dolayı o iki ayet bize Kur'an anlatıyor. Ondan sonrası üç ayet mümini anlatıyor. Arkasından iki ayet kafiri anlatıyor. Arkasından 12 ayet münafığı anlatıyor. Öneminden dolayı değil tabii. Bilmemiz gerektiği için herhalde. Allahu alem onların psikolojik yapılarını en iyi Allah bildiği için bize onların özelliklerini tanıtıyor ki bunları anlayın. Bu insanlar normalde Allah'a göre kafir. Çünkü normalde münafık, imani münafığı kastediyoruz. Hoca Efendi burada da temas ediyor. Yani müminde de nifak alameti olabilir. Ama o ameli münafıklıktır. Yani davranışları münafığı andırıyor. Ama inanmış bir insan, yani mümince bir şeyi var, bir duruşu var da tavır ve davranışlarında nifak olabilir. Bu insanı münafık yapmaz. Fakat imani münafık müminler tarafından tanınması oldukça zordu. Çünkü sizinle birlikte namaz kılıyor. Sizinle birlikte camiye geliyor. Sizin ağladığınız yerde ağlıyor, güldüğünüz yerde gülüyor. Böyle çok ağır imtihanlar olunca onlar iyot gibi tabiri caizse açığa çıkıyorlar. Mesela Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitten 5 kilometre ileride bulunan Uhud'a çıkarken 1000 kişiyle çıkıyor. Karşıdaki müşrikler 3000 kişi. Fakat yolda müşriklerin kalabalık olduğunu anlayan münafık grup 300 kişi geri dönüyor. Bu meşhur münafıkların reisi Abdullah İbni Selam komutasındaki o 300 kişi geri dönüyor. Uhud Savaşı'na Efendimiz 700 kişiyle katılıyor. Şimdi tabii namaza gitmek kolay olabilir. Müslüman görünmek de kolay olabilir. Ama savaşın neticesinde ölüm de var. Münafık ölümü göze alamıyor. Dolayısıyla da imtihanın ağır olduğu yerlerde münafıklar otomatikmen açığa çıkıyor. Peki hocam bu üç şahsın kimler olduğunu Kur'an'da yok. O zaman hadislerden mi öğreniyoruz bu üç kişiyi? Tefsirler. Tabii.
Tabii ki. Tefsirler bunu oradan Daha mı diyor? doğrusu İslam tarihinden öğreniyoruz. Yani bu ayet ne üzerine indi diye baktığınız zaman Esbab-ı Nüzul kitapları var elimizde. Baktığımızda bu üç insan kendini açık etmişler yani kendilerini. Duyulmuş bu. Yani Medine'de Müslümanlar gelmişler. Muhacir olarak gelenler kısa sürede zengin olmuş. Kimisi ticaretle uğraşmış. Kimisi harplerden ganimetler elde etmiş falan. Dolayısıyla zengin olmuşlar. Onlar da kıskanmışlar bunları. Yani biz de Müslüman olursak biz de bir şeyler elde ederiz. Düşüncesiyle girmişler o işe. Ama niyetleri bozuk olduğu için. Sahabi böyle Müslüman olmamış ki. Tam tersine her şeyini vererek Müslüman olmuş. Evet. Bunlar da almak için Müslüman olmaya gayret ediyorlar. Allah bunların niyetlerini beğenmediği için ayetin fezzekesinde öyle buyuruyor. Hasiret dünya ve ahiret. Hem Yani dünyalarını kaybettiler hem ahiretleri de ellerinden gitti. o zaman hocam inanç dereceleri bakımından kulları biz ikiye mi ayırıyoruz, üçe mi ayırıyoruz? Allah nezdinde iki. Neden? Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَ Ayet bu. Kim İslam'ın dışında bir dine, bir anlayışa, bir düşünceye sevk olur da onu benimserse asla ondan bu kabul edilmez. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kullarının kalplerini en iyi bildiği için iman ediyorsa ona müminlik vasfı veriyor. İman etmiyorsa Afiyet olsun. o da kafirdir. Ama biz insanı değerlendirirken dış yapısına göre değerlendiriyoruz. Allah içini bildiği için onun kafir olduğunu biliyor Cenab-ı Hak. Hatta Efendimiz'e de bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhun ufkuna yürümeden önce Medine'deki münafıkların listesini Huzeyfe İbni Yaman'a vermiş. Onun için derler ki mesela Hazreti Ömer de bilmediği için Huzeyfe, Hazreti Huzeyfe hangi kişinin namazını kılmazsa Hazreti Ömer de kılmazmış. Çünkü liste onda. Hatta sahabiden ileri gelen insanlar bile kendilerinden endişe ederlermiş. Acaba ben de o listede var mıyım diye. Şimdi Efendimiz'e bildiriyor. Ama bunun dışında bugün münafık olan belki Müslüman olabilir. Ya bu olmasa çocukları olabilir. Mesela işte münafıkların başı az önce söylediğimiz Abdullah İbni Selam'ın bir oğlu ve bir kızı var ki çok kalite Müslümanlar. Peki babasını hayattayken Efendimiz kovsaydı veya ilan etseydi bu münafıkların başıdır gibi bir şeyler söyleseydi belki de o evlatları da Müslüman olmayacaklar. Babalarının münafık olduğunu evlatlar da bilmiyor. Ama Allah bildiği için Efendimiz'e haber veriyor. Şimdi burada asıl olan şu. Cenab-ı Hak kullarının kalplerini bilmesi bizim onları bilmemizi gerektirmiyor. Bilemiyoruz da zaten. Bilemiyoruz. Bize düşen şey ne? Bize Herkesi düşen şey Müslüman kabul şu. etmek. Herkesi Müslüman ve iman eden kabul etmek o zaman. En kolay yol bu. Bir usulü hükümdür bu. Nahnu nahkumu biz zahir Hayır. vallahu yetevelles serair. Biz zahire göre hükmederiz. Sırları yani Şimdi insanların iç duygularını, niyetlerini ancak Allah bilir. Biz bilemeyiz onu. Adam camiye geliyorsa hatta hayatında bir defa namazda görülmüşse ona kafir diyemezsiniz. O şekilde ölse siz ona Müslüman muamelesi yaparsınız ve Müslüman mezarlığına da gömersiniz. Siz bu noktada yanılmış sayılmazsınız çünkü siz zahire göre hüküm vermek zorundasınız. İç dünyasını, batınını bilemezsiniz. O Allah'a ait bir şeydir. Ama
Kur'an'daki bir ayete bakıyorsun. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak: İnnel münafıkîne fidderkil esfeli minennâ. Gerçekten münafıklar cehennemin en alt tabakasında yanacaklar. Ya cehenneme kafirler gider, müşrikler gider. Münafıklar cehennemin en alt tabakası. Sebep ne? Ya kafir kafir zaten, yani Müslümanlık, müminlik iddia etmemiş. Bu müminleri kandırmanın cezası olarak Allah onu cehennemin en alt tabakasına koymakla cezalandırır. Çünkü müminleri aldatmış. Mümin olmadığı halde mümin gözükmüş. Riyakarlık yapmış. Belki şirkin en kabasını işlemiş. Dolayısıyla cezası da öyle ağır bir cezadır. Hocam peki. Onun için bitireyim bu cümlemi. Evet, buyurun. Onun için kafirleri tanıyorsunuz. Adam diyor ki ben inanmıyorum. Bitti. Bugünkü ateistler inanmıyorum diyor. Tamam. Kur'an'da zaten iki ayetle işlerini bitirmiş. Net bunlar çünkü. Ama münafıkı tanıma konusunda Cenab-ı Hak bize, kullarına yardımcı oluyor. Hatta Kur'an'da Kafirun suresi birkaç ayetlik bir sure. Münafıkun suresi var Kur'an'da ya. Değil Bakara suresindeki 12 ayet. Koskoca Münafıkun suresi var. Yani onları tanıyın. Onların oyunlarına gelmeyin, düşmeyin. Ve onların sizi aldatmasına da fırsat vermeyin diye Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarıyor, bizi de uyarıyor. Aslında hocam, özür dilerim. Burada münafık demiyor. İmanla küfür arasında bir yerde ibadet ederler diyor. Allah sırf bir hesap için olurlar diyor. Yani burada diyebilirdi ayeti kerimede, İşte onlar münafıklardır diyebilir. Aslında öyle de bitmiyor. Yani fezlekede öyle bitmiyor. Öyle değil mi? Yani aslında münafıklık vasıflarını anlatıyor burada. Şimdi Hoca Efendi buna da temas edecek. Ha, pardon. Diyor ki şimdiye kadar konuştuklarımız imani münafıklar. Yani gerçekten inanmıyor ama Müslümanların içerisine inanmış gibi idare ediyor vaziyet. Asıl münafık bu. Onun cezası da o. Ama bir şey daha söyledik. Ameli münafıklar var. Adam mümin, Müslüman, kafir değil, müşrik de değil. Ama tavır ve davranışlarında nifak unsuru var. Dolayısıyla biz onların içerisine biz de girebiliriz ha. Yani bizim bir teminatımız yok ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ameli münafığın özelliklerini sayıyor. 3 tane özellik. Bir rivayete göre 4 tane özellik sayıyor. Mesela konuştuğu zaman yalan konuşur diyor. Efendimiz ısrarla diyor ki mümin zina eder, edebilir, kanar, şeytan aldatır onu. Efendim başka bir günah da işleyebilir ama mümin yalan konuşmaz diyor. Çünkü yalan münafık alameti. Ya Allah görüp dururken siz ağzınızdan nasıl Allah'ın görüp bildiği şeyin hilafına bir şey konuşabilirsiniz? Demek ki sizde bir nifak alameti var. Ha, gene mümin vasfı taşıyorsunuz. Ama beri taraftan da o konuştuğunuz yalanla siz bir münafık alameti yüklendiniz demek. Emanete hıyanet ediyor. Münafıklık alameti gibi. Şimdi bunlara Hoca Efendi temas edecek. Asıl belki de bu sürece işaret eden şeyler de çıkacak bu işin altından. Yani sadece imani münafıklar deyip de orada bitirmemek lazım işi. Orada pek çok şeyler de çıkabilecek, ona dikkat etmek lazım. Evet hocam, evet, o zaman sözü o zaman Kur'an'dan idrake yansıyanlara bırakıyoruz. Evet. Bu kadar tahşidattan sonra herhalde sıra Hoca Efendi'nin beyanatına geldi.
Bakalım büyüğümüz ne buyurmuş. Ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla alakalı bir hayli ayet var. Yani o söylediğim Münafıkun suresinden tutun da başka ayetlerde anlatıldığı gibi. Evet, Allah mümin, münafık ve kafiri iç dünyaları itibarıyla birbirlerinden farklılıklarını ortaya koymak için sık sık imtihana tabi. Evet, biz zannediyoruz ki imtihan sadece müminlere aittir. Öyle değil. Bütün insanlar imtihan oluyor. Adam mümin doğuyor. Herkes dünyaya mümin olarak gelir. Yani İslamiyet'i kabul edecek bir yapıya sahip olarak doğar. Efendimiz öyle buyuruyor. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her doğan, kimin çocuğu olursa olsun. Sümme ebevahu yuhebbidanihi ev yümeccisanihi ev yunassıranihi. Ondan sonra anası babası Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi. Yani etraf, çevre, okudukları, aldığı eğitim neyse onu yönlendirir. Ama doğan herkes müminlik vasfıyla doğuyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra adam küfrü tercih ediyor. Adam şirki tercih ediyor. Bir sürü çeşit. Hristiyanlığı tercih ediyor, Yahudiliği tercih ediyor. İslam'ı da tercih ediyor. Peki sonra yolda ne oluyor? Ömür yolunda işler değişiyor bakıyorsun. Hayatının bir bölümünde Müslüman olanlar ortadan kayboluyor. Dalalete sürükleniyor. Küfre giriyor. Hayatının bir dönümünde küfre giren hidayete eriyor. Yani roller değişiyor zaman içerisinde. Onun için dünyaya gelen her insan, kadın erkek bir imtihanın içerisindedir. Ölünceye kadar. Sadece biz zannediyoruz ki Allah Müslümanları imtihan ediyor. Öyle değil. Akıl verdiği, akıl sahibi yaptığı bütün kullarını hayat boyu imtihandan geçin. Neticede kazananlar oluyor, kaybedenler oluyor. Evet. Çeşitli bela ve musibetlerle, hatta hayra taalluk eden şeylerle, bakın hayra taalluk eden, yani iyiliklere taalluk eden şeylerle onları vicdani testlere tabi tutar ve kendi değerlerini kendilerine hatırlatır. Evet. Pek çok tecrübeyle sabittir ki Allah için fedakarlık eden, tabii Müslümanları kastediyor şimdi. Allah için fedakarlık eden ve hasbilik, diyarkamlık gösteren insanların bile maddi durumlar, ticaret hayatları, yer yer sekteye uğramış, işlerinin ahengi bozulmuş ve değişik sarsıntılara maruz bırakılmışlardır. Nasıl? Bizimle örtüşüyor değil mi? Tam dönemi anlatıyor. Evet. Tam bu sürecin hakikaten mağdurlarını anlatıyor. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın o kulunu imtihan etmesinden başka bir şey değildir. Yani verir, imtihan eder. Verdiğini geri alır, gene imtihan eder. Verdiği zaman imtihanın kazanılması şükre bağlı. Verdiğini geri aldığı zamanki imtihanın kazanılması da sabra bağlı. Tevekkülle sabır. Evet. Bu mümince bir tavırdır. Peki bunun kafircesi veya münafıkçası nedir biliyor musun? İsyan. Allah'ın verdiği, zenginlik verdiği zaman şımaranlar veya bu benim kabiliyet, kapasitem, ticaret anlayışım falan filan, işte dededen, babadan
tüccarlığımız onlara bağlıyor da şükretmiyorsa, o Allah'ın nimetine karşı çok büyük bir hayasızlık, edepsizlik ve başkaldırmadır. İsyandır bu. Kaybetti. Bakın, servetle kazanmak varken servetle kaybet. İlim de böyledir bakınız. Sadece zenginlik para bul değil ha. Allah ilim verir bir insana, o ilimle dalaleti bulur ve yuvarlanır gider. Zeka verir, kabiliyet verir. Bir sürü diplomaların sahibi olur ama onların hepsiyle adam kaybeder. Kazanır mı? Kazanabilir. Arasındaki fark şu. Allah'ın verdiği malı insan korur. Allah'ın verdiği ilim insanı korur. Marifet ilmi ama, değil mi hocam? Evet. Gerçek bir ilim insanı korur ama verilen malı insan korumak zorunda kalır. Onun için zenginler habire zenginliğin peşine düşer. Sebep ne? Ya kaybetme korkusu var. Onu korumak zorundadır, çoğaltmak zorundadır. Onun için habire ölünceye kadar malın mülkün peşine koşar ve bir ömrü heder edip gider. Ama ilim öyle değil. İlim insanı korur. Gerçek ilim. Şimdi alındığı zaman ne oluyor? Öyle veren de o, alan da o. Mülkün sahibi o çünkü. Hem bizim sahibimiz, hem bize verdiklerinin de sahibi. Biz kendimize sahip değiliz ki. Elde ettiklerimizin sahibi olalım. İnsanlar ne kadar kazanırsa kazansın, ne kadar ilim, irfan sahibi olursa olsun, neticede ömür bitince toprağın altına giriyor. Dolayısıyla senin değilmiş bunlar. Hayat da senin değil, hayatta kazandıkların da senin değil. Şimdi bunun farkına varanlar, eğer elde ettikleriyle değil sadece, varlıklarına bile şükrediyorlarsa, Allah'ım sen beni insan olarak yarattın, sen bana iman nasip ettin, sen bana imana hizmeti nasip ettin gibi, bunları bir şükür vesilesi yapar da Allah'a gereği gibi kulluk yaparsa kazanacak. Yok. Aynen öteki talihsiz zengin gibi, bütün bu verilenlerin farkındalığını yaşamadan bir hayat yaşarsa o da kaybediyor işte. Allah korusun. Şimdi burada da Hoca Efendi, yani mümin olduğu halde verilenleri gereği gibi yerli yerinde kullanmaz ise, ticari hayatın bozulması veya normal elde ettiklerinin elinden çıkması gibi değişik imtihanlarla insan ölünceye kadar imtihan olur. Şimdi biz bu süreçte, evet, maddi kayıplar yaşıyoruz hepimiz. Memleketimizden sürülmüşüz hepimiz. Hepsi birer kayıp bunlar. Ama siz bunları kazanca da çevirebilirsiniz. Kayıplara üzülmekle de ömrünüzü bitirebilirsiniz. Hangisi doğru? Cenab-ı Hakk'ın takdirine boyun eğip, onun imtihanına razı olup, kayıplarımızı da üstadımızın tarif ettiği gibi bir şey halinde, bir sadaka halinde düşündüğümüz zaman biz bir şey kaybetmiş olmuyoruz. Zaten mülk onundu, verdi, bir müddet sonra da aldı. Bu kadar. İşin mümincesi budur. Evet, işte bu Cenab-ı Hakk'ın o kulunu imtihan etmesinden başka bir şey değil. Bu ganiyye alel mutlak. Yani asıl zengin olan Allah. Biz normalde fakiriz ya. Trilyonlarınız dahi olsa Allah'ın rahmetine muhtaçsınız. Fakirsiniz yani. Evet. Böyle bir Allah'a olan Allah, ganiyye mutlak olan Allah, dinini ila istikametinde, yani Allah'ın İslam dini olarak gönderdiği bu dini dünyaya duyurma, onu yüceltme, onu yükseltme adına
feragat ve fedakarlıkta bulunanları yalnız bırakacak, terk edecek ve onları ezdirecek demek değil. Bak bizim durumumuza ne kadar uyuyor burası. Yani her şeyimizi aldı, memleketimizden çıkarttı, dünyanın değişik ülkelerine serpti. Ehli dünyaya göre bunlar kayıp olabilir. Ama bizim asıl hedefimiz neydi? Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmaktı. Dolayısıyla nereye giderse gidelim. Allah bize nereyi gösterdiyse gösterdi. Bulunduğumuz yerde ya zaten fani bir varlığız biz ya. Elinde sonunda öleceğiz. Dolayısıyla dünyanın bütün arzı Allah'ındır ya. Şöyle böyle devletler kendi coğrafyalarını, sınırlarını çizebilir ama Cenab-ı Hak ne diyor bize? Ve ardullahi vasi'a. Allah'ın arzı geniş. Ve lillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve gök Allah'ın mülküdür ya. Bazı devletlerin, milletlerin olması çok önemli değil ki. Allah'ın arzında yaşıyoruz en nihayet. Asıl mesele şu. Hayat boyu bundan sonraki ömrümüzü, kayıplarımızı ağlamakla mı geçirelim? Yoksa misyonumuza devam mı edelim? Dinimizi yaşayalım ve yaşatalım. Dolayısıyla da kazançlı çıkalım. Ama her işinde bin bir hikmet gizli olan ve abes, lüzumsuz işten münezzeh bulunan o zat-ı bari, yani Cenab-ı Hak abes iş işlemez. Bizi buralara göndermişse bir hikmeti vardır bunun. Bugün anlamasak bile yani. Belki hayat boyu da anlamayacağız. Çok önemli değil zaten bizim anlamış olmamız veya anlamamamız. Asıl olan bizim buradaki varlığımızı nasıl hayra tebdil edebiliriz? Çünkü ayette ne diyor? ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ. O dünyalık bir kazanç için İslam'a girmeyi düşünenler münafıkça bir tavır belirlediklerinden dolayı onlar hem dünyayı hem ahireti kaybettiler. Bu kayıp gerçek bir kayıp. Evet. İhtimal bazıları böyle bir imtihanı, dolayısıyla da hem dünya hem bu dünyayı hem de öbür dünyayı kaybedeceklerdir ki işte Kur'an buna apaçık ziyanın ta kendisidir. ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ diyerek son noktayı koyacak. Bu benzeri hocam Münafıkun suresinde de o zaman benzeri ayetler zikrediliyor, öyle değil mi? Tabii ki. Şimdi oradaki ayetleri ve Bakara suresindeki işte o 12 ayeti gerçekten böyle tefekkür ve tezekkür ederek, hatta piyasadaki örneklerine de bakarak okuyup anlamaya çalıştığımız zaman münafıkların bizi aldatmasında başarılı olmalarının önüne geçiyor. Allah durup dururken bunları bize anlatmıyor ki. Kafirler gibi iki ayetle geçiştirirdi. Haşa ve kella. Öyle yapmadı. Hem Münafıkun suresinde hem diğer pek çok ayette hem Bakara suresinde Cenab-ı Hak bu Allah'ın düşmanı olan ve sizleri de kandırmak için aranızda bulunanların vasıflarını size söylüyorum ki bunları tanıyın. Yani basiretinizi kullanın Müslüman. Aynen öyle. Şimdi yoksa bizim o safi düşüncemiz var ya, yani amelleri üzerinden insanları değerlendirmek konusundaki o safi düşüncemizi bu münafıklar istismar ederler. Tanımasak bunları, bunlar bizi her zaman aldatır. Ne kadar onları tanısak onların hile ve tuzaklarına da daha az düşmüş olacağız. Onun için Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor. Hocam peki biz bu ikazlara
dikkat etmeyip ve Cenab-ı Hakk'ın emri olan, yani bunlara dikkat edin, o ayeti kerimelerin bir amacı o dediniz ya, dikkat Evet. edin. Dikkat etmediğimiz zaman o zaman Cenab-ı Hakk'ın emrine riayet etmemiş olmuyor muyuz? Emrine riayet etmediğimizin de dünyevi cezasını çekiyor. Neden? Aldatıyorlar bizi. Halbuki bir mümin, Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, bir delikten bir defa ısırılır. Biz şimdi münafıkların hile, desise, şeytanlık ve tuzaklarını ne kadar iyi bilirsek, onların o tuzaklarına düşmemiş olacağız. Dolayısıyla kaybetmemiş olacağız. Ama Kur'an'ın bunlarla alakalı, münafıklarla ilgili olan ayetlerini ciddi bir tedebbür anlayışıyla çok derinlemesine algılayıp onlara karşı tavrımızı belirlersek daha az belki. Gene yanılabiliriz de ama daha az yanılırız, daha az zarar görürüz. Hocam hani bir yandan hüsnü zan şeyimiz var bizim, yani Tabii. çerçevemiz var. Bunu nasıl dengeleyeceğiz? Şimdi dikkat edeceğiz, okey. Bir yandan da hüsnü zan edeceğiz. Ama bunun biz zararlı oklarından da bir şekilde kurtulamayacağız. Evet. Yani bir dengeyi nasıl kuracağız? Şimdi hüsnü zannımız var. Bir de dikkat edeceğiz onun şeylerine maruz kalmamak için. Yani insan nasıl bir yerde durması gerekiyor? Yani nasıl bir denge? Bunu üstadımız çok enfes formüle ediyor. Bu tip insanlara karşı hüsnü zan, ademi itimat. Bir açar mısınız Yani hocam? onlara itimat etmeyeceğiz. Hüsnü zana memuruz, doğru. Eğer ağzından küfre, şirke ait bir şey duymamışsak ve bizimle birlikte namaz kılıyorsa, biz hüsnü zana memur olduğumuz için bu hüsnü zandan bir şey kaybetmeyiz. Ancak %100 emin olmadığımız insanlardan da bu ademi itimat prensibiyle her şeyimizi onlara güvenmeyeceğiz. Yani Evet. Hüsnü Zan'a üstadımız ademi itimadı ilave ediyor. Yani mütehakkız davranacağız. Hocam bu insanları çoğu zaman yani onların desiselerine maruz kalmadan da tanıyamıyor o insanları. Şimdi Ama başımıza bir şey gelmesi lazım ki o insanın hal ve tavrını görmemiz lazım ki sonuç itibariyle onun bir münafık alameti taşıdığını bilelim. Yani başımıza bir şey gelmeden, onunla bir ilişkimiz olmadan, onun desisesini görmeden bu insana nasıl bir yol izleyeceğiz ki yani? bakınız, müminin gıybeti haramdır, değil mi? Evet. Ama siz bu münafık bir insanla tecrübe yaşamışsınız. Bir arkadaş da yaşamamış size soruyor. Bu adam nasıl? Aman yanaşma. Bak, gıybet ediyorsun adamı. Ama sizin onunla bir tecrübeniz olduğundan dolayı bu gıybete girmiyor, biliyor musun? Müthiş. Çünkü ben onunla zaten bir durum yaşamışım ve tespit etmişim adamın Alametler en oldu. azından ameli bir münafık olduğunu. İçimizde duruyor ama başkasına çalışıyor. Bunu tecrübelerimle bilmişim %100 garanti. Birisi de soruyor bana, ortaklık yapacak onunla. Onunla alakalı ne biliyorsam anlatıyorum. Bak, bu gıybete girmiyor işte. Neden? Çünkü bir Müslümanı bir tehlikeden kurtarıyor. Dediğiniz doğru. Hüsnü sana memuruz. Ama münafıkın bizimle ilgili bir tecrübesi yoksa biz onun hakkında net bir malumatımız olmuyor da. Oluncaya kadar da bizi bitiriyor, tüketiyor icabında. Hayatımızı tehlikeye atıyor. Evet. Dolayısıyla bu tip insanlarla biz her zaman beraber olmaya mecburuz. Beraber Allahu yaşamak. alem, Allahu alem, Cenab-ı Hakk'ın da bunlarla alakalı hem imani münafıklarla ilgili hem ameli münafıklarla ilgili çok tahşidat yapmasının sebebi budur. Şimdi bakın, bu süreçte hiç ummadığınız insanlar
İtirafçı demiyor ana büyüğümüz. İftiracı diyor. İftirayı mümin yapmaz zaten. İftirayı münafık yapar. Münafıklık alametidir yani. Ya yıllarca bu hizmetin içerisinde beraber koşturduğumuz insanlar bugün 5 paralık dünya menfaati için her şeyini siliyor ve size artı iftiralar atıyor, üretiyor. Şimdi siz böyle bir ağır tecrübe yaşadıktan sonra bu insanlarla olan münasebetimizi üstadımızın tabirine göre yapmanız lazım. Ha, yarın gene hüsnü zan edebilirsiniz. Hüsnü zana memursunuz ama ademi itimat. Yani onunla katiyen iman davasında yan yana olamazsınız, olmazsınız. Hocam büyüğümüzün bunların ahiretinden endişe ediyorum, ahiretini kaybetmelerinden endişe ediyorum, bunlara dua edelim dediğini biliyoruz. Rahmetli Mehmet Ali hocama böyle evet, bir liste verdiğini de biliyoruz. Peki bunların ahireti için dua ediyoruz. O zaman ahir ömürlerinde bunlar tekrar bir dönüş yaşayabilirler o zaman. O zaman nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Şimdi sahabenin içerisinde bulunan o 300 kişilik münafığın hala listesi elimizde yok biliyor musun? Uhud Savaşı'ndan kaçanlar. Çünkü onların içerisinden hepsi Abdullah İbni Selam gibi küfür içerisinde ölmedi. Evet. Onların belki pek çoğu daha sonra tövbe ve istiğfar etti, Müslüman oldu gerçek manada. Hatta Efendimiz'den sonra hicret etti, başka ülkelere dini anlatmak için gittiler. Bitti. Evet, insan bu. Muamma bir varlık. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Şimdi siz bugün iftiracı kesilenlere 10 sene önce bu adam bu işi yapar diyebilir miydin? Hayır. Ben pek çoklarını biliyorum şimdi. Onlarla hizmetin onca sırlarını paylaşmışız. Yani itimat etmişiz ona. Hiç ademi itimat aklımıza gelmemiş. Ama şimdi ağır bir tecrübe yaşadık. Tarihe geçti. İsimleri de, iftiraları da, mahkeme zabıtlarında her yerde tespit edildi. Şimdi bu insanlar bunca insanların kul hakkına girdiler. Peki Hoca Efendi'nin merhametine bakar mısınız? Bu insanların ebediyen cehenneme gitmesi bize bir şey kazandırmaz diyor. Yani benzetmek gibi olmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Selam'ın cenaze namazını kıldırmak için yola çıkmış. Kızı ve oğlu Efendimiz'den istirham etmişler. Ama Cenab-ı Hak indirdiği ayetle Efendimiz yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü Cenab-ı Hak indirdiği ayetle وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِ. Ebediyen ölmüş, yani öteki alemini kaybetmiş adamın ne cenazesini kıl ne de kabrinin başında bulun diye Allah'ın Efendimiz'e yasağı geldi. Şimdi biz bilemiyoruz ki bu insanlar ne hal üzere ölecekler. Ama Efendimiz'in merhametine bakıyorsunuz. Ya acaba bir faydam olur mu ona? Biraz da evlatlarının ricası. Ama Cenab-ı Hak öyle istemiyor işte. Siz şimdi içinizden gele gele bugün hizmette bu süreçte iftirada bulunanların cenazesinde bulunabilir misiniz? Yani ha şeklen belki bulunursunuz. Ama içtenlikle böyle bir insanların, hizmete bu kadar zararı dokunmuş insanların, bu kadar malına mülküne çökmüş, çökülmüş, efendim bu kadar insanın hapislerde çürümesine sebep olmuş insanın cenazesini bir mümin huzuruyla kılamazsın. Evet.
Hocam bu şeyin Abdullah İbni Selam mı, Abdullah İbni Selül mü? Abdullah İbni Selul, Selul. Abdullah İbni Selul, o da Yahudi. Ama o gerçek bir mümin oldu. Öyle söylemişsek düzeltelim. Selül. Abdullah İbni Selam, o da Yahudi bir alimi. Fakat ilk Efendimiz'i görür görmez, vallahi bu yüzde yalan yoktur diyen şahıs. Sahabi o. O iman üzere ölmüş. Abdullah Öteki İbni Selul. Selam, Abdullah İbni Selam Yahudi miydi hocam? Tabii ki. O da Yahudi alimlerinden bir tanesi. Ama kastettiğimiz burada İbni Abdullah İbni Selul. Evet. Selül. Münafıkların başı olarak zikredilen. Evet, peki. Evet. Bu ayette tabi tutulduğu imtihanı kaybedip Allah muhafaza. Dünya ve ahiret hüsranına maruz kalanlar daha ziyade münafıklardı. Hüküm bu işte. Bunlar kalp ve lisan bütünlüğüne dolayısıyla da kamil imana ulaşamamış, imanı dil ucuyla geveleyen, bak söyleyen de değil, Hoca Efendi'nin tabirine bakın, geveleyen, olup bitenleri göz ucuyla temaşa eden, dinin de din ile alakalı amel ve muamelelerin de merkezine değil de kenarında, kıyısında durup vaziyeti idare etmeye çalışan, imanın ve mümin olmanın vaat ettiği avantajları kaçıracak kadar uzak durmamanın yanında yer yer bazı ağır sorumluluk, işte Uhud Savaşı'na girmek gibi, mükellefiyet ve zahiren dezavantaj gibi görünen ahval ve şeraite karşı da kendince tedbirli, temkinli ve bala konmaya niyet etmiş bir sinek misilli ihtiyat sistemlerini uzaklaşmaya açık tutarak hep kenarda köşede bulunanlar. Münafıklar ne kadar güzel tarif ediyor. Böyle bir konum ve mesafeli duruşla Müslümanların elde edecekleri her şeyden yararlanmayı planlarlar. Umduklarını bulunca ona yapışır ve itminan soluklarlar. Yani dünyevi şeyleri halledilen bir makama gelecek hizmetin sayesinde veya zengin olacak hizmetin sayesinde, o iş tıkırında. Eğer bir imtihan ve iptila, bir bela ve musibet söz konusu olursa bu kere de hemen yüz geri olurlar. Bunu da gördük mü? Gördük. Yani ayeti şimdiye kadar biz okuyorduk da olmuş geçmiş zannediyorduk. Meğer kıyamete kadar devam edecekmiş. Biz şimdi Allah bize bu ayetin hakikatini yaşattı. Önceden ilmel yakin inanıyorduk bu ayete. Şimdi aynel yakin. Yani gözlerimizle görüyoruz. Hatta hakkal yakin. Her müminin her sıfatı mümin olmayacağı keşke olsa. Esasına göre bazı müminler de böyle münafıkça mülahazaların tesirinde kalabilirler. Şimdi sıra geldi. Mümin ama ameli münafık. Bu iftiracılar böyle işte. Kalabilir ve rüzgarların onun arzusu istikametinde esmesini, yağmurların onun hevesine göre yağmasını, kainat çapındaki geniş kader planının onun hevesi altına göre cereyan etmesini isteyebilirler. İlk dönemde bu kabil heves çocukların bulunup da umduklarını elde edemeyince İslam'dan yüz çevirdikleri gibi. Bu anlattığım üç kişi işte. Nüzul sebebi bu ayet. Günümüzde de pek çok iç kaymasının, başların dönüp duyguların bulanmasının bahis mevzu olabileceği kaçınılmazdır. Bak günümüzde diyor. Bu kitap ne zaman yazıldı biliyor musun? 2008'de. Evet. 2008'de Hoca Efendi diyor ki günümüzde de pek çok iç kaymasını, yani niyetleri bozuluyor insanların. Başların dönüp duyguların bulanmasının bahis mevzu olabileceği kaçınılmazdır. Ve yazının sonunda yerleştirdiği bir dua ayeti çok enfes. Hoca Efendi diyor ki bu bizim duamızdır. Hatta bunu kunut
dualarını ardından da okuyor Hoca Efendi. Rabbena, ey Rabbimiz, la tuzigh kulubena, kalplerimizi kaydırma. Ba'de iz hedeytena, bize hidayet, iman nasip ettikten sonra bizim kalplerimizi kaydırma. Çünkü hiçbirimizin terminatı yok. Kayabilir kalpler. Ve heb lenâ min ledünke rahmet. Senin nezdinden bize rahmet karşılıksız olarak ihsan et. Çünkü inneke entel vehhab. Senin vehhab diye bir ismin var ya Rabbi. Yani karşılıksız verdi, hibe eder o. Karşılık beklemez Rabbi Zülcelal. Evet, bununla ittifa edelim. Zaten Hac suresinden bir ayet almış. Hoca Efendi bazen 2, 3, 4 ama buradan bir ayet almış. Evet. Bir ayetle de bugün bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun efendim. Hürmetle, saygıyla, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere inşallah. Allah razı olsun.